Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size yapımı çok pratik bir ekmek tarifiyle geldim. Madem evlerimizde kalmaya devam ediyoruz, akşamdan yapıp sabah pişirebileceğiniz çok kolay bir ekmek tarifi hazırladım. Ama tabi isteğe bağlı olarak aynı gün içerisinde hemen yapıp da pişirebilirsiniz. Yumuşacık, bir o kadar da lezzetlidir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel ekmek tarifimizin yapımına başlayalım. Şunu özellikle belirteyim. Ben bir gece öncesinden hazırladım hamurunu ama aynı gün içerisinde de yapabilirsiniz. 2 su bardağı su, 1 paket instant maya. Güzelce karıştırıyorum. Üzerine ortalama 4 su bardağı kadar un, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Eğer ki kıvamınız çok aşırı cıvık gelirse çok az un ilavesinde bulunabilirsiniz. Çok katı olursa bu defa da çok az su takviyesinde bulunabilirsiniz. Yani önemli olan hamurumuzun çok yumuşak ve böyle hafif ele yapışan bir hamur olması. Tabi hamuru yoğurduğumuz zaman ele yapışması insanı ister istemez rahatsız ediyor. Bu yüzden elinizi çok hafif suyla ıslatırsanız eğer elinize daha az yapışacaktır. Bu sayede hem hamurunuzu daha iyi yoğuracaksınız hem de un kullanmadığınız için yumuşacık bir hamur olacaktır. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Elime yapışan çok çok yumuşak bir hamur yoğurdum. Üzerine streç film ile kapatıyorum. İsteğe bağlı olarak temiz bir poşette çekebilirsiniz. Hamurun kabarmasını beklemeden direkt buzdolabına kaldırıyorum. Ben akşamdan yaptığım için ertesi gün diğer işlemlere devam ettim. Ama isterseniz aynı gün içerisinde hamur 2-3 misli kabarana kadar dinlendirip daha sonraki işlemlere aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bakın buzdolabında olduğu halde çok güzel bir şekilde kabarıyor. Elimle güzelce havasını alıyorum. Masanın üzerine çok hafif unladıktan sonra masaya alıp 3 eşit parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları elimle toparlayıp yuvarlak bir form veriyorum. Üzeri olabildiğince pürüzsüz olsun. Hazırlamış olduğum ekmekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyorum ama isterseniz tepsiyi yağlayabilirsiniz de. Hatta böyle altına varsa eğer mısır unu veya irmik serpiştirirseniz de tepsiye yapışmasını engelleyecektir. Tepsi de 35 dakika kadar dinlendirdim. Tabi bu aşamada üzerine temiz bir bez kapattım. Bakın olduğunun 2 misli kadar kabardılar. Üzerine yoğurt sürüyorum. Bu renginin daha parlak olmasını sağlayacaktır. Eğer yoğurt yoksa üzerine süt veya suda sürebilirsiniz. Ben ekmekleri özellikle böyle bitişik bir şekilde yerleştirdim ama isterseniz tek tek de birbirine uzak olacak şekilde yapabilirsiniz. Ekmeklerin üzerine yoğurt sürerken olabildiğince dikkatli bir şekilde sürüyorum. Çünkü havasının inmesini kesinlikle istemiyorum. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Mayalı olan bütün hamur işlerinde özellikle poğaça, ekmek, bunların tepsi mayası geldikten sonra eğer üzerine bir şey sürecekseniz kesinlikle bastırarak değil, olabildiğince kibar ve nazik hareketlerle sürün. Ekmeğin üzerine temiz bir bıçak veya benim kullandığım gibi bir jilet yardımıyla çizikler atıyoruz. Biliyorum birçoğunuz jilet kullanmamı pek sevmiyor. Ama emin olun ki bıçaktan her zaman daha iyi sonuç verecektir. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten bu kullanmış olduğum jiletler sadece hamur işinde kullanılmak üzere mutfakta sakladığım jiletlerdir. Ekmeklerin üzerine çizik attıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 230 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Ama isterseniz fanlı ayarda da pişirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Fırında pişirmeye göndermeden önce yarım su bardağı kadar suyu olduğu gibi fırının içerisine döktüm. Tabi altta su haznesi olduğu için hiçbir şekilde sorun olmuyor. Ama eğer sizin fırınızda o su haznesi yoksa küçük bir kasede fırının bir köşesine su da koyabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ekmeklerim çok güzel bir şekilde pişti. Ne kadar güzel kabardıklarını ve böyle o çiziklerinin de ne kadar çok açıldığını görüyorsunuzdur. Şimdi hemen ilk sıcaklığının çıkması için telin üzerine alıyorum. Daha sonra da içinin güzelliğini hemen sizlere gösteriyorum.
Ekmeklerimi bir yarım saat kadar dinlendirdim. Bu sayede içini birazcık daha çekti. Normalde zamanınız varsa bir saat kadar dinlendirin, daha sonra servis yapın. İlk sıcaklığında böyle çıtır çıtır oluyor. Ama tabii ki soğuduktan sonra dış kabuğu çok fazla kalın olmayan incecik çok güzel ekmekler ortaya çıkıyor. Bakın hem tabanı hem de üzeri çok güzel bir şekilde pişti. Ne kadar yumuşak olduğunu da görüyorsunuz. Üzerine bastırdığım zaman poğaça gibi, sanki içerisinde süt varmış gibi görünüyor. Ama sadece un, su, tuz, maya ile yaptık. İçerisinde yağ bile yok. Buna rağmen yumuşacık. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Hatta bolca yapın, derin dondurucuya kaldırın. Her gün ekmekle uğraşmaktan iyidir. Malum bu aralar hep evdeyiz. Sokağa çıkma yasağından dolayı maalesef koronavirüs bizi evlerimize hapsetmiş durumda. En azından her gün ekmekle uğraşmak istemiyorsanız bolca yapın, derin dondurucuya kaldırın derim. Ekmeklerim yumuşacık oldu. İçi böyle aynı sünger gibi. Hatta tamamen soğumamasına rağmen bakar mısınız yumuşaklığına? Gerçekten sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Hemen yumuşaklığını tabii ki ince bir dilim keserek sizlere gösteriyorum. Bu arada tarifle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilir. Hatta zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen merak edenler için şunu belirteyim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden bu güzel tarifimizi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.